pardon, bir şey sorabilir miyim? Yani tabii. Büyük fırsat, hem de bu kadar az kişiyiz diye şey yaptım, söylemek istedim. Ne oluyor? Biz sizi çok uzun süredir hani takip ediyoruz. Tabii karakterinizle ilgili de bayağı şey söylüyorsunuz ya, beni tanı deyip duruyorsunuz ya. Ben bazı özelliklerinizi kendiminkine çok benzetiyorum. Yani gerçekten kadın versiyonunuz olduğumu düşünüyorum neredeyse bazı konularda. Ben de öyle derdim, ben de öyle yapardım gibi. Bunu niye söylüyorum? Siz Kara Mürsel'in Semetler Köyü'nün boşnağı mısınız galiba? Ben korkuyorum ablacığım senden şu an. Neyin ben peşinde bu kadın, ben anlamıyorum şu an. Neden böyle şeyler söylüyorsun bana? Evet, duyun... bütün bunlar doğru. Kim konum attı sana benim çocukluğumdan? Duyunca... Ya duyunca... Aynı mıyız? Evet yani. Semetler Köyü'nden. Semetler değil. Karahmet, yakın oraya. Ben İhsaniyeliyiz biz. Ana! Ben inanamadım, bu kadar olur dedim. Sizin anne tarafınızmış galiba. İşte yazlarınız Kara Mürsel'de... Ya ne oluyor ya? Bunlardan sana... Nereden biliyorsun bunları? Siz anlattınız. Nereden anlattın? Ben nerede okumu anlatıyorum ya? Bayağı toprak çıktık. Yani inanamadım ya. Bu kadar olur dedim. Kara Mürsel mi, Semetler mi? Ne oluyor oldu? Yani ya. Toprağım gerçekten. Gerçekten toprakmış. Söylemek istedim sadece. Mikrofonu artık verelim mi? Ne olur, korkuyorum zaten. Bırakmıyor kadın. Az kişiyiz diye. Azıcık konuşalım dedik. Yarım saat oldu arasını satayım. Canımsınız. Hadi bir de alkışlayalım yan tarafa. Ver bir yana. Hoş geldiniz. TürkNet'in özel bir etkinliği için bir araya geldik. Buradaki çiftlerle hemen hemen hepsiyle tanışacağız. En uzun ilişkiye bakalım. En uzun. 5 yıl ve üzeri bir ilişki var mı? Onlarla başlayalım. En uzun siz misiniz? Evet. Zaten en yaşlı sen gösteriyorsun. Olabilir. Kaç senelik bir ilişki bu? Kaç sene? Çok uzun süre yani. 15 olabilir. 15. 15 sene. Yaş kaç senin? Sanırım 15. Biz 32. İkimiz de 90'lıyız. 90? Lise sonundan beri birlikteyiz biz. Ne kadar üzücü bir cevap. Hocam senin eline. Bak bugün sert yapacağım. Ne olacaksa olsun. Başka bir el değdi mi? Yani şimdiye kadar. Değdi tabii de yani. Annem, halam. Kimin eli değdi? Kimin eli değdi? Kimlerin derken isim mi veriyorsun? Hayır. Lise 3'ten önce sevgilin oldu mu? Yani oldu tabii. Atıyorsun lan şu an. Dürüst ol. Hoş geldin. Ne kadarlık ilişki? 4 yıl. Ay ne güzel. Meslekler ne güzel kardeşim. Ben denetçiyim. Neysin? Denetçi, denetmen. Denetçi. Evet. Hanımefendi? Ben grafik tasarımcıyım. Ne güzel. Nerede tanıştınız denetçi? İş yerinde. Kimin iş yerinde? Çalıştığımız iş yerinde. Hani aynı şirkette çalışıyordunuz. Aynı şirkette. Yasak değil miydi şirkette? Yok, öyle bir şey yok. Yok, bizim şirket gayet... Onlar bizi teşvik eder. Lütfen tanışın. Üreyin. Bir yerde öyle aslında. Tamam, evli miyiz şu an? Evet. Süper. Nasıl yürüdün sen bu hanımefendiye? DM'den. Instagram'da. Evet. Ne yazdın? Ben de bulup yazmıştım galiba. Yeni yılı beklemiştim. Nereye gittiniz ilk? İlk sufleye mi gitmiştik değil mi? Evet. Sufle. Öpüştünüz mü bugün? Yok, hayır. İlk kim öptü? Ben öpüşündüm. Nerede? Şeyde, Taksim'de diye bir yer var. Nerede lan? Şeyin orada. Taksim'de Şişhane metrosuna çıkıyorsunuz. Tamam. Tramvay yolundan aşağı doğru inerseniz hemen sağda kalıyor. Ne kadar güzel tarif etti. Gitsek mi lan çıkıp hep beraber buradan? Nokta atışı tarif etti herif. Gidilir gayet. Sen öptün o gün. Evet. Böyle şey mi? Barda otururken yerinden kalktın mı yoksa? Yok, yan yanaydık. Orada böyle karşılıklı aslında şeyler, böyle bank şeklinde. Ha, dur şimdi dur. Şimdi erkekler olarak biz böyle karşılıklı da oturmayı çok sevmiyoruz. Evet. Öyle sokulayım acık da. Evet. Yanına otursam problem olur mu? Ben buraya sıkıştım gibi bazı yalanlarımız var. sen mi oturdun yanına? Ya onu tam hatırlamıyorum ama büyük ihtimal ben oturmuşumdur. Tabii o kalkıp gelsin zaten. Yani. Garip olur. O gün öptün. Evet. Süper. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber? İyidir, sizden. Sen de buraya kimle geldin? Erkek arkadaşımla geldim. Ne kadarlık bir ilişki? 1,5 yıl. Ne kadar güzel bir ses tonun var senin. Teşekkür ederim. Vallahi bir 4 yaşında gibi bir değişik. Sen ne iş yapıyorsun? Ben avukatım. Avukatsın? Evet. Mümkün değil ya. Ben sana asla bir davam vermem. Bu sevimlilikle. Mesut Bey asın, ne yapalım? Ama sevimlilikle etkiliyorum. Onu da öyle etkiledim zaten. Sen mi tavladın? Evet. Vallahi. Nerede tanıştınız? Adliyede. O da icra memuru. Gerçekten? İcra memuru? Evet. İlk gördüm, beğendin. Dairelerine kavga etmeye gittim. Ondan sonra... Öyle mi? Sen avukat olarak kavgaya evet, gittin. Evet, ben kavgaya gittim. İcra dairesinde zaten kavgaya gidiyoruz mecburen. Sonra baktım, sakinleştiriyor. Dedi, işte işlemizi yaparız, numaranızı alayım falan dedi. Sonra numaramı aldı. İşte mesaj attı işlem yapıldıktan sonra. Sonra ben de mesaj attım, teşekkür ettim. Sonra işte bir kahve ısmarlayayım falan dedim. Sen dedin? Dedim. Kahve ısmarlayın. Bravo. Ondan sonra doğum günü muhabbeti açıldı orada, işte konuşurken, mesajlaşırken. Doğum günü 3 gün önceymiş. Ertesi gün daireye çiçek gönderdim. Akşamına bir nüt attım. Dedim tamam, ben bu adam benim artık. Yeter ulan dedim. Aferin kız, bayıldım ya. Öyle.
Yani yapılmayacak gibi de değil ama baktığın evet. O zaman yakışıklı çocuk. Neyse. Allah aşkına yumurta gibi çocuk katılıyorum. Evet. Açıkçası. Pasparlak çocuk. Evet. Sizde yaşlar kaç? Ben 27 yaşındayım. Ben de 93'lüyüm 30 oldum. 30 olacaksın. Süper. Ver bakayım icra memuruna. Hocam kahve ısmarlayın dediğinde flört olduğunu düşündün mü? Ya ben o gün flörtöz bir konuşma olduğunu da çok fazla düşünmedim. Nereye gittiniz kahve içmeye? Biraz yakın yani mikrofon. Yine adliyedeydik, kafeteryadaydık. Adliyenin kafeteryasındaydık. Adliyenin kafeteryasında. Mesai saatleri içerisinde. Niye dışarı çıkmadınız lan? Mesai saatleri içerisinde. Mesai saatlerinin dışında buluşsaydınız oğlum. Ya akşamına da zaten ben birini almak için arabada bekliyordum. O zamana kadar konuşma avukat bey, memur hanım. Tam tersi pardon, avukatlarım memur bey şeklinde ilerledi. Tamam. Ben akşamına dedim ki hani bir mesaj atayım dedim Kübra bir şarkı önersene diye. Direkt onu yazdım. Oradan aldı yürüdü. Küçük küçük maçka buluşmaları. Maçka hele sonra, kim kim öptük? Biraz muallakta bir alkol al bir saniye anlatacağım olur mu? Ne oluyor şu an? Mikrofonu almaya kalktı vermedin. O konuda hemfikir değiliz de. Alper abisi mi var? O konuda hemfikir değiliz. Ben yanlış. Kim öptüğünde. Tövbe estağfurullah, gayipten bir şey miydim? Alper abisi var demedim sende. Yok. Şimdi şöyle oldu. Ufak dedim bir takım. Dedim abi. Evet. Alper diye biri var mı hayatınızda? Yok. O konuda. Alper anlayanlar. Oğlum biz bu kadar kişi yanlış duymuş olamayız. Bana böyle cin görmüşüm gibi hissettiriyorlar. Hayır efendim. O konuda hemfikir değiliz demek istedim. Özür dilerim herkese. Estağfurullah. Alper kim? Salak salak. Alper yok. Tamam, maç kadarsınız belli ki. Ben bir tık erken çıktım, bir dakika kadar. Kübra'nın gelmesini bekliyordum. O da bana doğru gelince öpmek istediğini anladım. Ben de hani alkolün verdiği yetkiden faydalanmak istemedim. Yanağında masum bir Buse kondu. Ay çok klas. Ben tam tersiyim yani. Gerçekten. Kız yanağını uzatıyor bir saniye yalnız. Yani çok üzülmedi zaten. Ki. Hayvan kadın. Bir beş dakika sonra otobüs durağında da sonra ben öptüm zaten. Öyle mi? Evet. Ha sen artık aldın o cesareti orada. Yani sarhoş olmadığını anladım. Ha anladım. Ver bakayım. Gerçek mi bu hikaye? Gerçek. Ben sana bayıldım. Aferin kız. Yani insan böyle şey hissedince bir şeyler elinden geleni yapmalı. Ondan beri de alıştı zaten. Sürekli ben yürüyorum hala. İşte bir şey gönderilecek. Ben gönderirim. Sevgililer günü, doğum günü, belirli gün ve haftalar hep bende. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, selamlar. Ne haber? İyilik abi sizden. Ben de iyiyim güzel kardeşim. Ne kadarlık bir ilişki? 4,5 sene oldu evlilikle beraber. Oh ne güzel. Sen mi teklif ettin evlilik teklifi? Evet. Nerede ettin? İzmir'de. Aç biraz. İş değişikliği oldu hanımın. Pazartesi yeni bir işe başlıyordu. O arayı değerlendirip hemen böyle 3 gün içerisinde bir karar alıp Alaçatı'da bir yer vardı. Oraya bir rezervasyon yaptım. İşte daha önce aldığım bir şarap vardı bir 10 sene öncesinden. Oh. Onu aldım yanıma falan. Oğlum bu yıllanmış şarap böyle bir şey değil ki. Abi öyle. Aldın 10 yıldır saklıyor mu? Evet abi öyle. Özel güne saklıyorsun. Gerçekten öyle. Şöyle ben Nevşehir'de okudum Hacı Bektaş'ta. Orada Ürgüp'ün şarapları falan hani kimisi sevmiyor ama ben seviyorum. Ne? Hangi bölüm mezunusun? Ben biyomedikal mezunuyum. Bir tane. Hanım ne iş yapıyor? İdari işler. İdari işler. Bir versene hanımla tanışalım azıcık. Hoş geldin kızım. Merhabalar, hoş bulduk. Ne haber? İyiyim, sağ olsunuz. Ne güzel olmuş saçların. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Ne haber? İyidir abi senden. Sağ ol. Ne kadar oldu? Bir yılı biraz geçtik. Oh ne güzel, sevgiliyiz. Evet. Konuştun mu evlilik? Yok abi, daha öğrenciyiz ya, üniversite öğrencisi. Ha, daha küçücüksünüz siz. Evet. Ne, hangi üniversite? İTÜ'deyiz. Aferin ya, bölüm? Matematik mühendisliği. Oha çok zekisiniz oğlum siz. Estağfurullah. 102 puan fazla almışsınız benden. Siz okulda tanıştınız tabii. Evet abi. Sen mi yürüdün? Yok ya, doğru bir yürüme olmadı aslında böyle. Zamanla arkadaşlığımız biraz daha ilerledi. Arkadaşlarınız hani... normal. Evet evet arkadaş. Tamam, kim kimin poposuna baktı? Abi, benimkine baktım bilmiyorum ama ben herhalde göz atmışımdır ya abi. Nerede öpüştünüz ilk? Beşiktaş'ta şeyde sahil tarafında bu var orada. Şeyde gözüküyor, köprü falan da gözüküyor öyle sahilde. Oğlum çaycı kahveci sizi oradan atarlar öpüşürseniz. Abi orada değil, hayır. Onun yanında şey köprünün gözüktüğü bir alan var böyle. Boş alan, bir yere de oturmadınız dışarıda. Tabii evet. Tamam, ayakta mıydık? Ayaktaydık abi. Ver bakayım. Hoş geldin kızıcığım. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sizler nasılsınız? Ne olsun? Çok heyecanlandım. Hiç heyecanlanma. Buraları yayınlansak sorun var mı annem babanı yok, izlerse hayır, falan? Yok hayır, önemli ha? Değil. Tanıyorlar zaten. Yani biliyorlar. Beni mi öpüştürü mü? İkisini de. Yani biliyorlardır herhalde. Tamam, bence tahmin ediyorlardır. Eşek kadar kadınsızlar da sonuçta yani. Değil mi? Evet. Sen şu an kimle yaşıyorsun? Ailemle. Ha, güzel kardeşim. Ben kardeşimle yaşıyorum. Kardeşinle? Evet. Tamam. Sizinkiler tanıyor mu çocuğu? Biliyorlar evet. Ona gidiyorum diyor musun bazen? Yok. Gidiyor musun? Evet. Dur şimdi yok ki, yok de oraya yayınlayalım. Gidiyor musun? Evet. Bak. Güzel kardeşim. Ben burada seni koruyup kollamaya çalışıyorum abin gibi. Gitmez miyim? Çıkmıyorum ki o evden.
Kira yok, bir şey yok Mesut Bey. O zaman yayınlayacağım. Böyle yayınlayacağım. Tamam. İzletmeyeceğim ama ben. İzletmeyeceğim. İzletmeyeceğim. Zaten ne bilecekler? Tamam. Bu Türk Dili kanalında yayınlanacak değil mi? Biz de söylemeyiz kimseye. Tabii. Kendimiz izleriz. 55 görüntüler. Bir bitti gitti. Yeter lan. Ne olacak ya? Bu adamla evlisiniz ya. Daha önce birlikte yaşıyor muydunuz? Yok, hayır. Ben tek yaşıyordum. O da arada sırada geliyordu işte. Geliyordu. Tamam, evet. Ne güzel. Sonra evlenince beraber yaşamak nasılmış? Yani güzel. Evet, kendisinden çok memnunum. Var mı bir eksiği yediği evde? Genelde benim oluyor, o tamam. Sen mi pasaklısın? Evet. Mesela? Ben biraz dağınığım. Tamam. O biraz daha düzen hastası. Yani hastası. O beni biraz toparlıyor. Ne güzel. Ver bakayım adama. Hocam sende böyle kavga istansında yükselen adam tipi var. Hiç yok abi. Vallahi. Yok. Ben aynen. De insan sarrafıyım gördüğün gibi. 200 tane bölüm çektim. Hala herhangi bir fikrim yok ilişkilerle ilgili. Sıfır. İlerleme sıfır. Tamam. Abi genelde ben sakin kalan taraf oluyorum ilk başta. Hı-hı. Ya zaten konuyu bilmediğim için zaten sakinim yani. Haberdar değilim yani tartışmadan. Kendi kafası da kurmuş. Evet öyle. Abi giriyor içeri, işten gelmiş çat diye. Suyu getirmedin mi? Su almadın mı diyor mesela. Bağırıyor yani. Şimdi haberdar değilim dediği şeyde işte haberdar etmiş dedi. Ama su girer, almamışsın. Girer girmez insan bir merhaba der. Hayatım geldim der bir şey. Tabii. Bazen işi olmuyor evde. Haftanın mesela 3 günü işe giderken 2 günü evde yatıyor. Mesela şey oluyor. Evde damacanayla su bitmiş. Umrunda değil yani. Eve geliyorum, su yok. İçecek su yok evde. O yüzden sinirleniyorum yani. Yapacak bir şey yok. 15 sene oldu. Çocuk var mı? Yok. 15 senenin sonunda romantizm devam mı? Hanımefendiyle devam edelim. Bence devam ya. Bence de devam. Yani evet. 15 yıl çok uzun bir süre düşününce, hatta siz de diyorsunuz ya o kadar uzun süredir, yani o kadar gençken başlamak ilişkiye falan. Düşününce bana da hiç güzel gelmiyor düşüncesi ama... Ne oldu lan bir anda? Yok. 15 senelik evlilik yok. Şu an bitse ya. Ne kadar güzel olur. Amba izleniriz ha. Aydınlanmış kadın lan, ben salak mıyım diye. Yok hayır ama yaşarken inanamayacağım derecede yani niye öyle bilmiyorum. Hatta bazen esprisini yapıyoruz. Ya ben seni hala seviyorum. Niye acaba, deli miyiz biz? Manyak mıyız hala? Çok zaman geçti. Niye sıkılmadık diye esprisini yaptığımız. Ne güzel. Birbirimize. Departmanlarınız ne? Ben İngilizce öğretmeniyim. İngilizce öğretmeni. Evet, sen karşı? Ben de tasarım. Ambalaj tasarımı. Ambalaj tasarımı. Süper. İngilizce öğretmenisin. Evet. Hadi gel İngilizce devam edelim. Oo. Niye güldünüz anlamadım şu an. Bak şimdi soracağım. Diyeceğim ki hiç başka bir erkeği daha önce seksi buldun mu? İngilizce soracağım ama. Okay. Ah sorarım ben İngilizce bunu da. Have you ever? Yeah. Ne oldu? Gayet güzel başladık. Gayet. Have you ever find? Üçüncü harfimiz. Found. Yes, found. Ne oluyor ya, böyle düzeltemezsin beni. Have you ever found the another man sexual? Sexy. He, sexy. Sexual yeah. Ne? Seksüel yani sıfat aslında, kişi için değil de ha. Durum için, cinsel demek istedin yani. Seksi daha önce kimseye demedim. Cinsel buldun mu dedim ben? Evet, öyle. Allah şey kahretsin böyle soruyu. Gerçekten böyle mi demiş oldun? Ya evet, seksle ilgili demeye getirdin. Seksi. Sen konudan mı kaçmaya çalışıyorsun bana İngilizce öğretmeye çalışırken? Cevap verir misin rica etsem İngilizce? Tabii. Şey, İngilizce. Tabii ki diyor. Evet, of course. Özür dilerim. Tabii. Yok, cevap verir misin deyince hani içeri of course I find a lot of men sexy. Because they are. Çünkü öyleler yani. Tabii ki seksi erkekler var başka. Tabii. Yani. O yüzden de buluyoruz seksi yani. Bu kadın değişik. Evlenme teklifini kim etti? Ben yine. Ben. Dur dinleyelim hanımdan. Çamlıca Tepesi'nde bir restoranda. Tamam. Diz çöktü mü? Hayır. Nasıl girdi konuya? Yani ikimiz de olması gerektiği gibi aslında gelişti her şey yani. Annesi babası gibi olacağımızı hani... Cümleyi kuramıyorum bence. Ne dedi şu an? Annesi babası gibi olacağımız yani ne demek? Yani şöyle hani hem annemiz hem babamız hem kardeş. Yani bir de destek olmak. Ne anlatıyorsun yani. Şu an? Ha, biz bir aile olduk artık onun anası da babası da benim diyorsun. Yani birbirimizi bundan hani... sonra onun ailesi benim. Değil mi? Kimseyle ben dışında benim iznim olmadan görüşemez. Yok hayır öyle bir şey söz. Süper. Kayınvalide nerede? İzmir'de. Ha, ne sıklıkla görüşüyorsunuz? Yani telefonda görüşüyoruz genellikle. Anladım. Böyle yüz yüze çok yok. Yok hayır. Kaç ay görmesen kayınvalideni yataktan böyle buhranlar içerisinde kayınvalidem diye uyanırsın? Yani hiçbir zaman herhalde. Adamı geri ver. Öncelikle geçmiş olsun güzel kardeşim. Senin bu tatlılığın demek ki bu ilk ilişkide hocam. %51-49 olsa bir tık daha dominant olan kim? Odur. Ben değilim. Mesut Bey. Artık soru sormayın, döver bu beni. Lütfen bak. Bak lütfen. Yani,
Akşam sizde kalırdık. Güldük, eğlendik. Lütfen. Hocam, hanımefendi bana şöyle bir vibe verdi. Sanki siz böyle kavga ettiğinizde sen yalvarıp özür diliyormuşsun gibi. Oğlum sen ne kullandın? Bu nasıl gülüş? Hayır, şimdi gerçeklerden bahsedeceğim. Sonra... Ben... Ters bir şey söylediniz ki yani tam tersini. Öyle mi? O yüzden güldük yani, evet. Ne öyle oluyor kavgada genelde? Ya kavgada genelde fevri bir arkadaş. O yüzden neydi? Her sefer fevri. Fevri. Her seferinde ben bir şekilde... Ben Beylevi'yi anladım. Ne diyorum acaba? Bedeli. Bedeli mi? Yuh. Evet. Olur mu hiç öyle? Yani her kavgada... her kavgada bir şekilde haksız çıkmayı beceriyor yani. Ha, genelde sen haklısın. Yok, o haksız. Evet, ben haksız olmayı daha çok beceriyorum. Aynen. Mikrofonu al konuşurken, olur mu hayatım? Ben haklı olduğum pozisyonlarda bile haksız çıkmayı beceriyorum. Yani gerçekten Ali'nin özellikle bir çaba sarf etmesine gerek yok haklı çıkması için. Çünkü çok hızlı sinirleniyorum. Mesela kavgada ne oluyor? Ne yaşıyoruz? Kavga kültürünüz nasıl? O biraz daha böyle sakin oluyor. Ben biraz daha böyle atak, daha böyle şey olan benim. Yükselen ben oluyorum genelde. Nasıl yani? Ne yapıyorsun? Bağırıyor, çağırıyorsun. Ya biraz daha sesim yükselir benim. Sonra? Sonra pişman olurum. Sonra kuyruğumu kısırıp. Özür dilersin. Ya dilerim. Vallahi. Ama özür dedikten sonra da özür dilemezsen mesela bir özür bile dilemedin der. Dilesem de artık bir işe yaramazlar. Geçtiler yani. Çok da bir anlamı kalmıyor aslında. Anladım. Biz sen para toplasak sana burada. Ev alsak bir tane. Olabilir diyor manyak. Başka bir evde yaşamak ister misin bu tasarruki hayatında? Daha yeni evde olduğumuz belli, için. Belli belli. Bazen şöyle olur işte. Zaten farklı karakterler olduğunuz için böyle bir denge var. Ondan olabilir. Ya adam katılmıyor bana. Keşke böyle biri olmasa. Ya yok, biz şimdi daha 15 günlük evli olduğumuz için tam 15 böyle... gün mü? Evet. Hani balayla buraya gelmişsiniz. Yani ana, 15 gün önce evlendiniz. Yani. Çok yeniymiş. Yeni, ondan önce birlikte yaşıyor muydunuz? Yok, hayır. Aa, süper. Nasıl evlenmek? Nasılmış evlenmek? Yani aslında güzel bir şey şu an için. Ekstra hani olumsuz bir şey söyleyemem. Olumlu gidiyor ama. Bir 10 yıl, 15 yılı devirmek lazım. Yani. Daha 15 gün olmuş. 15 yıl hayal edilir mi arada? Tabii. 15 yıl birlikte olan insanlar var sonuçta. Ne gerek var şimdi yani? Siz evlenmediniz ama, değil mi? Yok. Var mı teklif falan? Yok. Ha? Daha yeni zaten. 1,5 yıl oldu. Yavaş yavaş ailelerle tanışma olayına girmek üzereyiz. Tanıştın ama daha giremedik. Yok, o benim ablamla tanıştı sadece. Ablanla? Nasıl geçti buluşma? Güzel geçti. Ablam biraz benden 15 yaş büyük, hani yaş olarak büyük. Oo, annem bayağı büyük gibidir. O yüzden hani önce bir o görsün, sonra annem görsün diye düşündük. Ne dedi ablan? Öyle çok tatlı çocuk dedi. Dürüst ol. Çocuk dedi. Yok, gerçekten öyle dedi. Hı-hı. Öyle sevdi yani. Kaçırma bunu dedi mi? Hı? Dedi. Ama annem dedi. Ben yemin ediyorum oradaymışım gibi bak. Aynı cümleyi kurmadıysa. Bu çocuk sana çok sakın bak. Değişik değişik kavga çıkar mı, alttan al. Ne dedi abla? Genelde onun ailesi kaçırma bu kızı diyor. Tabii ben de öyle diyorum canım. Yok şey... Ben ablanı konuştum demin. Onun ailesi bir an önce evlensin istiyor. O yüzden sürekli tanışalım. Biz gelelim, onlar gelsin. Ne zaman evleniyorsunuz diye onlar çok soruyorlar da daha düşünmüyoruz diyoruz. Düşünüyor musunuz peki? Seneye belki. Düşünmemiş haliniz bu. Düşünmüyoruz inşallah, bakalım Eylül gelsin. Peki bu ilişkide kim daha çok hadi diyor? Nereye hadi? Nereye? Ne anlamda hadi? Bak çok kibar, tatlı bir yerden soruyorum. Sexual gibi düşün. Hadi diyor kim? Daha 15 senenin sonunda hadi deniyor mu? Tabii canım. Oo mu? Dur sakin. Vallahi biz rüya yayınlarız ha şimdiye kadar. Biz daha ölmedik yani. Tamam ölmediniz. Hayır. Kadına bak, biz daha ölmedik. Ben gençliğimin bağrındayım ben ya. Aynen öyle. Yani ama değil mi, biraz sanki 15 senenin sonunda hadi azalır gibi. Hadi ya, sayısı. 15 sene normalde uzun bir süre ama bizim yaşımıza bakınca şimdi bulunduğumuz yaşta aslında genç sayılırız. Yani genç de hissediyoruz yani. Öyle duruyorsunuz ama. Yani o yüzden de kim daha çok hadi yarışına düşebiliriz burada ya. Öyle. Öyleli bir de. Yani. Kedi köpek var mı evde? Var, kedi. Ne var? Kedi var. Kedi varken hadi deniyor mu? Kedi var yok, fark etmiyor. Ha, kedi etkisiz eleman orada yani. Evet. Yani kapının dışında kalsın filan. Yok ya, fark etmiyor. İstediği gibi takılıyor. Ha, kedi zaten yani. Ne yapıyor bunlar diye bakıyordur yani en kötü. Yok, köpeği olanlar. Herhalde bunların da Mart ayı geldi diye belki. Kim daha çok hadi diyor? O diyor. Öyle mi? Ver bakayım. Hocam bize bir hadi desene. Anlayalım nasıl dediğini yani. Hadi. Nasıl belli ediyorsun? Hayır, nasıl belli ediyorsun? Nasıl belli ediyorum? Kafanın genelde gitti. İçki. Efendim? İçki abi, içkiyle beraber. Hadi. Ne diyorsun yani? İçelim mi diyorsun hanıma? İçelim, aynen içelim bu akşam. İki tek yuvarlar mıyız falan?
Ha, orada öyle. Belli aynen. Yani sonra tabii, da tabii. Senin evet. Yükseleceğin. Evet. O da anlıyor artık yani. Evet. Hayır demişliği var mı arada? Arada oluyor tabii canım. Tabii haliyle. Normal. Haliyle. Ne diyor? Ben evde içtim sağ ol. Ne diyor? Nereye gider bu ilişki? Daha çok gençsiniz. Nereye giderse gider. Aynen. Kendi soruma kendim cevap verdim. Belli ki bokum gibi soruymuş. Şu an yaşlarınız sizin 20 falandır. Aynen 2001'liyim ben. 2001'liyim olmaz. Anladım. 2001'de ne yapıyordun olur yani değil mi bizim için? Ver bakayım adama. Hocam mesela hanımefendi yok yanında. Erkek ortamında arkadaşlarınlasın. Nasıl anlatıyorsun onu? Çok seviyorum oğlum falan diyor musun? Yok abi ya genelde şey hani biz birlikte çok iyi eğlenebiliyoruz. Bir şekilde kafalarımız uyuşuyor. Genelde hani bir anımız vesaire olursa onları paylaşıyorum. Bu tarafta var mı çift konuşmadığımız? Biz konuşuruz diyen. Tanışalım mı? Merhaba. Merhabalar. Hoş geldin güzel kardeşim. Hoş bulduk. Teşekkür naber? Ederim. İyidir sizden ne haber? Kimle geldin? Kuzenimle geldim beraber. Sevgili mevgili yok. Yok sevgili yok. Normal hayatında var mı sevgili? Yok şu an için yok. Seninle yalnızlık konuşalım bir şey olmaz. Tabii olur. Hakim olduğunda bir alan Üst Bey. Ne kadardır yalnızsın? Ya bir 4-5 ay falan olmuştur. Ne kadarlık bir ilişkiydi? Kısa sürdü ya hani ilişki aslında tam geçmeden bitmiş olabilir. Kim ayrıldı güzel kardeşim? Ya karşılıklı olarak hani şey yaptık baktık olmuyor ilerlemiyor. Ne olmuyordu? Kafalar uyuşmuyor. Ne olmuyordu? Ondan sonrasında bitirdik. Ya işte biraz daha böyle çok tripli bir insandı. Ben de işte fazla gelemiyorum öyle tripli olunca. Ondan sonrasında işte yavaştan böyle soğukluk girdi araya. Sonrasında bitti. Anladım. Ver kuzenine bakayım. Hoş geldin. Ben hiç almayayım. Neden? Ben evde konuştum. Çok konuştum ya. Arkadaşlar siz çift misiniz lan? Ver kafalar da karışık. Ben onlarla bitirelim. Ver olacak işi bozayım ver. Merhaba. Merhaba. Ne haber? İyidir. Sizden ne haber? İyiyim. Ne güzel kaçmıştık diyordun değil evet, mi? Evet. Tüm bildiğim duaları okudum ama. Gerçekten. Zaten geliyordu ses. Allah ilahe illahe illa hümet. Ne kadarlık bir tanışıklık? Biz 4,5 yıldır tanışıyoruz. 4 aylıkta nişanlıyız. Tamam. Sevgili biz deyince böyle var yok gibi konuştunuz da. 4 aydır nişanlısınız. Ölü taklidi yapıyorduk o yüzden. Aslında şey yapacak bir şey yok ya. Nişanlanacak. Nerede tanıştınız güzel kardeşim? Yurtta. Yurt. Evet. Erkek yurdu mu kız yurdunda mı? Karışık karma yurtlardan. Evet. Kim kime yürüdü? Şöyle oldu. Bizim ortak arkadaşımız İhsan'ı bizim başka bir arkadaşımızla tanıştırmak için çağırdı kahve içmeye. Senin de arkadaşın mıydı kız? Evet. Sonra İhsan kız, seni beğendi. Yok o kız istemeyince ben de dedim boşa kaldı. Güzel de çocuk boşa mı gitsin? Ama bu çocuk böyle makyato değil ki böyle boşa mı gitsin? İnsan bu birey. Boşa yazmasın bu çocuk olur mu? Ver bakayım hocam. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Çok güzel anlattın nişanlın. Öbür kız sana yok demiş. Niye yok dedi o sence? Beklediği, düşündüğü birisi varmış herhalde. Ama ben bu arada... Biraz yakın mikrofon. Onun için gitmedim. Kahveye davet eden arkadaşım bir vapur takside ücret yani cebinde parası olmadığı için toplanıp birlikte ödedik. O da onun karşılığında kahve ısmarlayacağım falan dedi. Ne anlatıyorsun bize şu an? Ya kız beni beğenmedi demeyecek diye. Ha yok. Neler yaptı? Vapura bindik öbürünü ödeyince evet, ben... Mesut Bey o gün de kan verdim ben o arkadaşıma. O da ölümden düşünce bir de böbreğimi verince ben... Oğlum tamam kız istememiş seni biraz evet. Rahat ol bunda barış artık. Evet evet. Daha iyi olmuş. Beğenmemiş kız. Olabilir. Peki çok açık bir şey soracağım sana. Öbür kız fiziken nişanlından güzel mi? Değildi. Dürüst ol. Değildi. Ben ama onun için gitmedim yani. Hocam. Ben sonradan öğrendim ya. Onlar kendi aralarında böyle bir konuşma geçmiş. Ama ben sadece kahve içmeye gidiyorum diye gittim yani oraya arkadaşlar. Senin bir flört derdin zaten yoktu. Yoktu yoktu yani bayağı bildiğiniz şey kendi aralarında konuşmuş böyle bir kumpas. İhsan'a inananlar o desin. İhsan! Ya ben bilmiyordum. Kaç kişiyiz burada? Bir Allah kulunu inandıramadım. Öyle ama yani. Hanımefendiye inananlar o desin. Ver bakayım geri. Kız kim doğruyu söylüyor? Doğruyu söylüyor. İhsan'ın haberi yoktu. Sadece kahve içmek için geldi. Heh. Arkadaş da istemedi. İsteseydi... İstemediğini bilmiyorum bari. Aynen. Haberi yoktu gerçekten. Neyi istemedi peki? Nasıl söyle? Ya kızın beklediği başka biri vardı. İhsan'a da... Sen orada kıza şey dedin mi? Seni istemediysen ben yürüyorum. Yok ya. O kızın da haberi yoktu. Ağzını aradık. Evet. Habersiz gelişiyor. Bizim ortak arkadaşımız organize ediyor. Ha bir tane. Aynen. Bir tane kendine aynen. İcat çıkaran bir tane densiz var. İki taraf ağzınız için böyle hikayenim ben. Ne çocuğun haberi var ne kızın haberi var. Kız öğrenince yok diyor. Bu çocuk zaten bilmiyor. Reddedildi. Daha acı senin için bilmediğin bir yerde reddedilmiş sen. Anladım. Bu iş bana yaradı yani. Anladım anladım. Sen dedin ki mis gibi çocuk. Aynen. Süper. Aynen. Buraları yayınlıyorum. Olur. Sakınca var mı hocam? Sıkıntı ha? Yok. Emin misin? Böyle bir çocuk felçli yok.
Arkadaşlar çok güzel gece oldu. Herkesle konuştuk. Yani. Benim için de değişik bir tecrübe oldu. İyi ki geldiniz. Konuşmadığımız biri var mı diye bakıyorum. Hah, ver orada kurtlu var bir tane. Madem buralara kadar zahmet ettiniz. Herkesle konuşalım. Onaylayanları da yayınlarız. Olur biter. Sorayım mı? İlk kim kimi öptü? Yok, hatta burayı da yayınlamasak ne güzel olur ya. Neden parmak kaldırdı, vaktimizi çaldı? Ben zaten bitirmiştim geceyi yani. Hiç ben böyle saçma adam görmedim. Merhabalar. Biz konuşmadık. Anlattı. Buraları çıkartalım yalnız. Mesela sizi yormak istedim ben bugün. Hı-hı. Tamam yayınlamayız yani. Ama seni döveceğim ben, onu bil de yani. Yayınlamayacağız, döveceğim ama. Sakalını da yolacağım. Coşkun alkış, hadi bitirelim. Hanımlar, beyler, çok güzel insanlar gelmiş. Değişik bir şey denedik. İnşallah izlediğiniz şey güzeldir. Öpüyoruz, bay bay.